Washington gündeminin önemli konularından birisi Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın davetiyle Washington'da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın davetlisi demiştik. Bu iki dışişleri bakanı ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için bir araya geldi. Dilge Timoçin takip ediyor bu gelişmeleri. Dilge bu görüşmelerden ne bekleniyor? Taraflardan bir açıklama var mı? Blinken'dan bir açıklama var mı? Detaylar sende. Serdar Blinken bugün Washington'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı ağırlıyor. Önce şunu söyleyelim. Yaklaşık 10 dakika önce Blinken bir tweet attı ve söyledi. Bu hafta Dışişleri Bakanları Mirzoyan ve Bayramovla Ulusal Dışişleri Eğitim Merkezi'nde barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Yayınımız başladığı sırada attı bu tweet'i ve Ermenistan ve Azerbaycan'ın kalıcı ve onurlu bir anlaşma için birlikte çalışmasını destekliyoruz. Diyalog kalıcı barışın anahtarıdır dedi. Bu hafta dedi Blinken dediğimiz gibi 3 gün sürecek toplantıların konusu olası bir barış anlaşması. Beklenti de bu barış anlaşmasının taslak metninde bir ilerleme sağlanması. Blinken sabah erken saatlerde iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla kapalı kapılar ardında ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Daha sonra da Mirzayan ve Bayramov'la görüşmelerin açılış oturumuna katıldı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaklaşık iki saat önce Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış sürecine verimli bir şekilde dahil olma yönündeki son çabalarından. Amerika'nın memnuniyet duyduğunu söyledi. Miller bu inmeyi artırmak için taraflara elimizden geldiğince yardımcı olmayı sürdüreceğiz dedi. Doğrudan diyaloğun önemine vurgu yaptı sözcü ve Dışişleri Bakanlığı'ndan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Bayramov ve Blinken ikili görüşmede iki ülkenin Azerbaycan'la Ermenistan'ı arasında barışın tesisi ve devletler arası ilişkilere ilişkin ikili anlaşma taslağı üzerindeki müzakerelerin geleceğini görüştü. Mevcut bölgesel durumu da ele aldılar. E, açıklamada şöyle dendi, görüşmede Ceyhun Bayramov, barış sürecini engelleme girişimleri ve Ermenistan'ın bir dizi provokatif adımını vurguladı denildi ve barış sürecinin başarılı olabilmesi için bu adımların atılmamasının önemine dikkat çekildi Ermenistan tarafından. Erivan'dan da açıklama var. Eee Erivan'ın açıklamasında da Mirzoyan-Blinken görüşmesinde askerlerin sınırdan çekilmesi ve bölgede kalıcı barış için önemli bir faktör olarak Dağlık Karabağ halkının hakları ve güvenlik sorunlarının uygun bir şekilde ele alınması konularının önemi vurgulandı denildi. Ee, Ermeni Bakan'ın Laçin koridorunun yasa dışı ablukası nedeniyle ortaya çıkan insani kriz hakkında bilgi verdiği de kaydedildi ve Bakan Mirzoyan Azerbaycan'ın savaş kışkırtıcılığı söyleminden vazgeçmesi ve tüm Ermeni savaş esirlerini serbest bırakması gerektiğini vurguladı. İfadeleri kullanıldı. E, Blinken, Bayramov ve Birzyon arasında daha önceki görüşmeler Mayıs başında yapılmıştı. E, pek çok gözlemci görüşmeleri 35 yıllık Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında nihayet bir e, yeni sayfa açmak için tarihi fırsat olduğunu da düşünüyor. Ancak e, basında anlaşma belgesinin neredeyse yarısında mutabakata varıldığına dair haberler çıksa da anlaşma Hala uzak kabul ediliyor Serdar. Uzmanlara göre anlaşmazlığın ana noktası da az önce bahsettik Dağlık Karabağ'daki etnik Ermenilerin kaderi konusunda uzlaşmaya varılamaması. E, müzakereler iki ülke arasında tabii gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor. Ve gerilim de tabii Dağlık Karabağ bölgesine doğrudan erişimi sağlayan tek karayolu olan Laçin Koridoru'nun Azerbaycan tarafından abluka altına alınması nedeniyle artmış gözüküyor. Dediğimiz gibi 3 gün sürecek e, basını kapalı görüşmeler ve biz de takip ediyor olacağız VOA Türkçe olarak. Elbette izleyicilerimiz, okuyucularımız da internet sitemizden ayrıntılara ulaşabilirler.